Herkese merhaba Futbol Menajer Mobile'da Türk Gücü Müçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümde transferle uğraşmıştık. Bu bölümde de transferi noktalayıp artık ikinci yaraya başlamaya hedefliyoruz. Öncelikli olarak şuradan bir kadromuza girelim. Kadromuza kattığımız isimlere bir bakalım. Berat Özdemir'le anlaşmıştık. Kendisinin şu an değeri 2 milyon euro olarak gözüküyor. 3 yıldız olarak değerlendirilmiş. Ortalamanın üstünde çoğu özelliği sadece orta yapma şut, hareketlilik ve liderlik özelliği e, 8 3, 4 4 özelliği de 8. Onun dışında hepsi onun üzerinde özelliklerinin e, 26 yaşında artık zaten kariyerinin zirve noktalarına gelmiş. Daha fazla gelişeceğini düşünmüyorum. E, onun dışında e, yani güzel bir alternatif transferi olarak e, değerlendiriyorum Berat'ı. Berat'ın bir de şöyle bir Özelliği var. Hem defansif orta saha hem de merkez orta sahada oynuyor. Hani bazıları mesela şöyle getirdiğim zaman yeşil ya da görüyorsunuz burada bozdağın hafiften sarı olmuştu. Yani hem defansif orta sahada hem de merkez orta sahada tam verimli olarak oynuyor. Bu bizim için önemli. Onun dışında da Rıdvan Yılmaz'ın bon servisini almıştık. Ama önümüzdeki karşılaşmada mücadele edemeyecek Çünkü kırmızı kart cezalısı kadrodan da bazı oyuncuları yollamayı düşünüyoruz. Mesela Rahmetullah Berişpek gibi ee, işte başka Ensar Arslan gibi. Ee, şimdi bir transfer şeyine bir daha girelim. Transfer listesine bir daha girelim. Burak Kapacıya falan teklifte bulunmuştuk. Ee, kabul etmemişlerdi. Burak'a son bir kez daha teklifte bulunmak istiyorum. Katarsa kadromuza güzel olacak. Zaten Recep'le aynı jenerasyonda bir isimdi. Şuradan gözlemci listemiz nerede? Bizim gözlemci sonuçları. Evet Burak kapacak. E 2 milyon falan verdiğimizde şey oluyordu. Uzatıyordu. Bir dakika dur lan. Şuradan nerede oyuncu arama? şuradan bir transfer bütçemizi tekrardan yükseltelim. E Oka'yı alacağız diye uğraşmıştık. Ama çok büyük salaklık yaptık orada niye? Çünkü adam 30 yaşına gelmiş. Hani Oka'ya Okay sözleşmesinde 15 milyon euroya serbest kalma maddesi koymak istiyordu. E, hani 15 milyonluk teklif gelirse mecburen satmak zorunda kalacaktık. Satsaydık ne olurdu ki hiçbir şey olmazdı. Çünkü şey yani adam 30 yaşına gelmiş. Sen bu oyuncudan 30 milyon 40 milyon mu gelir elde etmeyi düşünüyorsun Kadir? Çok saçma bir hareket yaptım. Ondan dolayı üzgünüm. E, ile anlaştı. Neyse yapacak bir şey yok. Biz... <laughs> Nerede abi? Şey nerede? Şeyi bitirmeye çalışalım bu sefer. Gözlemli sonuçları. Burak kapacağı bitirmeye çalışalım. Şuradan bir abi 3.5 3 milyon euroluk bir teklifte bulunalım. Sonraki satıştan da %5 pay verelim. Bakalım ne diyorlar. Şartları öner dedik. Kabul ettiler. Abi direkt 2.4 milyon veriyorum. Sonra işte şartları öner diyorum. Direkt bir daha teklif sunuyor. Geri teklif. Bir daha şartları öner diyorum. Görüşmeden çıkıyorlar. Yani bence 3,5 milyon euroya eğer bitirebilirsek transferi güzel olacak. 25 yaşında zaten şeyini gelişimini göstermiş görüyorsunuz özelliklerini. 5 yıllık teklifte bulunuyoruz. Maaşını biraz daha düşürebilirsek iyi olur. Şartları öner diyelim. Kabul etti. 3,5 milyon euro bonservis bedeli verdik. Yıllık 450 bin euro olmak üzere de 5 yıllık sözleşme imzaladık Burak Kapacak'la. Daha da transfer yapar mıyız? Şuradan hemen transferi bitirelim. Onayla diyelim. 25 yaşında 151 maça çıkmış. 34 gol atmış. Hemen profilini zaten görmüştük. Biraz önce de yine inceleyelim. Orta yapması, top sürmesi 14-15. hızı dayanıklılığı 15. Hareketlilik 15. Ee, direkt Burak Kapacağı şeyin yerine koyacağız. Karataş'ın yerine. Neredesin oğlum? Recep Gül'den boşalan <laughs> sağ kanat mevkisine artık... Burak kapacağı emanet ediyoruz. Şuradan Karataş'ı da tekrardan Kanada 7'ye koyalım. Başka bir transfer yapalım mı diye düşünüyorum. Ama hani transfer yapmak için de yapmayalım mı? Yoksa geleceğe yatırım için birkaç tane daha genç oyuncuyla anlaşalım mı? Bu neymiş? 5 milyon. Evet. evet şuradan bakalım biraz daha. Belki gözümüze çarpan bir isim olur. Genç yetenek. Geç. Belki formu düşüşte olan bir oyuncu olur. Mesela Burak Kapacak gibi. Dediğim gibi Burak Kapacak'ı biz normalde e, direkt kariyere başladığımız gibi almaya kalksak almamız imkansız. Şuradan hemen bakalım zaten Galatasaray'a transfer olmuş. Galatasaray kaç para gitmiş? Galatasaray'a da ucuza gitmiş aslında 2.4 milyon euro ama oyun başladıktan 2-3 sezon sonra hani performansını yükseltememiş. Sonra Galatasaray ucuza kapmış. Biz de Galatasaray'dan 3.5 milyon euro aldık. Bence daha fazlaya da satabiliriz. Satamasak bile ben iyi bir verim alacağımızı düşünüyorum Burak Kapacak'tan. Ee, bakalım şuradan. Metehan Yılmaz mesela defansif ortu sağ. Yaratıcılık pozisyon alma özellikle falan gözüme çarptı ama hava özelliği falan düşük. Orta yapması top sürmesi düşük. Yani bilemiyorum yani çok dikkatimi çekmedi bu oyuncunun profili. <laughs> Doğukan Efe. Şalke'ye transfer olmuş. Kimden gitmiş? Ankara Spor'dan Şelke'ye gitmiş, Şelkeden sonra iki sezon işte Şelke Spartak Moskova'ya kiralamış, ardından da Şelkede forma şansı bulamamış. Doğukan Efe, yani <laughs> aslında baktığımız zaman hız, dayanıklılık, güç iyi, takım oyunu, teknik iyi, pas iyi, şutu biraz kötü. Yani bence transfer edilebilecek bir oyuncu. Şuradan bir e, fiyat soralım bakalım kaç para isteyecekler. 3.9 milyon euro istiyorlar. Biraz daha düşürebilir miyiz bunu? Hadi 3 milyon diyelim abi. %5 pay. da fit adamlar hala. 3.5 dedik. Yani 3.9'a kabuller adamlar. Şartları öner dedim mi kabul ediyorlar. Yani bununla bitirelim mi transferi? Bilmiyorum hani şu oyuncu hakkında biraz daha acaba gözlem var mı? Neymiş bu? Toreyra sayesinde çok şey öğrenmiş. Toreyra Şalke'ye mi gitmiş lan? Allah Allah. Ankara Spor'dayken iyi oynadığı zamanlar olmuş. Neyse anlaşalım oyuncuyla da. İstersek daha iyi bir oyuncu bulursak. Sözleşmeyi iptal ederiz. <laughs> Belki Önder'in sözleşmesi ne durumda abi? 2030'da mı? İyi. Ee, başka? başka Berkay Özcan var. Bak Berkay Özcan ben bu oyuncuyu seviyorum. Başakşehir'in oyuncusuydu. Başakşehir kadrosuna katmıştı. Hamburg'dan mı? Kimden katmıştı? Aa aynen Hamburg'dan kat kadrosuna katmıştı. Sonrasında çok fazla forma şansı bulamamış. Darmstadt'a gitmiş. Şu özelliklerine bir daha bakalım bir. 10 numara rolünde oynuyor işte. O bizim için kötü. Niye? O sistemde oynatmıyoruz oyuncu. Hani sistemimizde öyle bir oyuncu yok. Abi cümleyi kuramadım. Yani bu oyuncu bizim sistemimize ters. Onu demek istedim. Ee, kötü özelliklerine bakacağım bir. Pozisyon alması kötü. Top kapması kötü. Hava 9. Bir kademe daha olsa 10 oluyormuş. Agresiflik 9. Yani böyle bir profildeki oyuncuyu 2 milyona alabiliyorsak bence almak gerekir. Yani 4 özelliği kötü. Bunların ikisi baya kötü. Ama diğer ikisi... Ortalamanın hemen bir altında pası iyi, tekniği iyi, yaratıcılığı iyi oyuncu gözle diyelim. Fiyat soralım bir daha abi. Kaç para isteyecekler? 3.3 milyon euro istiyorlar. Abi Berkay'ı seviyordum da yani ne bileyim ya biraz daha iyi olabilir profili. Neyse kalsın bir takip sistemimizde kalsın. Ee, bakalım bakalım bakalım. Cenk Özkaçar var kanka. Bu Lyon'a gitmiş bir oyuncuydu. Özellikleri de bayağı iyi. Anam hız, dayanıklılık, güç, hava, top kapma. Uf, abi ben diğer transferleri iptal edip bunu şey yapayım. Bak 6 aydan 1,5 milyon euro, euro Lyon'a gitmişti. Ardından düşüşe geçmiş. Her Herevene kiralanmış. Sonradan bir sezon bayağı bir oynamış. 31 maç sonra yine A2 takımına falan yollanmış. En sonunda 500 binde Fortuna almış. Çok iyi fiyat almışlar yalnız. Ee, bir teklifte bulunalım bakalım. Bir fiyat soralım bakalım. 4.3 milyon euroya serbest kalma şeyi varmış. Belki o parayı bile verebiliriz. Şartları öner diyelim şu şekilde. 4.5 istiyorlar. Tamam mı? Biz bir ilk başta e, şunu deneyelim be. %10. Şu şekilde deneyelim. Bak 9.5'a çıktı. Niye 9.5'a çıktın? Lehav leha. Şaka gibi ya. 4.5 milyon euro serbest kalma bedeli varken adamı Levante girdi araya. Kötü oldu. 4.5'a alabiliyorduk. Neyse şimdi duralım sözleşmeden çıkalım bir, bir bir, hafta ilerledikten sonra teklifte bulunacağım. İnşallah Levante bitirmez transferi. İyi transfer olurdu ya vallahi. Keremşen Geç. Emirhan Civelek Sabek. Tam istediğim şeyi gelişimi gösterememiş. Burak İnce var. Bu şeyden Altın Ordu'dan tanıyordursunuz zaten. Hızı, dayanıklılığı, gücü iyi, pası iyi, hareketliliği iyi, tekniği iyi. Top kapması kötü. Ya abi kanat oyuncusundan şey yani. Bunlar beklenmiyor. Bunu da o gözlem listemize alalım. Belki Bundesliga'ya çıktığımızda alırız. Şu anlık o mevkisi için e, oyuncuya ihtiyacımız yok. Ondan dolayı şimdilik kalsın o. Evet. Başka da bir oyuncuya şu an teklifte bulunasım yok. Gözüme de çarpmıyor. Şu an benim aklımda olan isim şey. Ee, bu Cenk, e, stoper oyuncusu Cenk. Acaba eğer teklif gelmezse Doğukan Efe. Abi Doğukan'ı ben ifta, iptal ediyorum. Reddediyorum. Cenk'e inşallah teklif gelmemiştir. Bir sezon daha ilerleteyim. Ondan sonra bir sezon diyorum. Bir hafta daha ilerletim Kapanıyor. Kapanıyor. Kapanmadı inşallah. Abi şu Cenk'in e, şey bedelini verip nerede o abi? Cenk nerede lan? Biz onu takip listemize eklemedik mi? Şu Cenk'in serbest kalma bedelini ödeyerek transfer edelim. İnşallah. Neredeydi oğlum bu Cenk? 2 milyon değeri falan vardı. Heh. Cenk öz kaçar. Abi transfer Levante yapmış. Oğlum bir şu an teklifte bulunamıyoruz ya. 4.3'ü kabul ediyor herhalde. Satmayacak mı? Şimdi evet şimdi bulunabiliyoruz. Sözleşmesi özel bir madde göre 4.3 milyon ve üzerindeki her teklif kabul edilir. Bizim 4.3 milyonumuz var. Abi geleceğe yatırım Bundesliga'da. Hadi bakayım. Yes. Şartları kabul ettiler abi şu özelliklere bakın ya. 700 küsür istiyor. Şöyle verelim abi sana biz. Ne diyorsun? 700 bin verelim. 753 bin. Bu da abi her sözleşmesine sen şey mi koyuyorsun ya? Minimum serbest kalma bedeli mi koyuyorsun abicim? Bari o zaman şunu bir 30 milyon falan yapalım. Gözünü sevdim. 5 yıl ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Şartları öner. 753. 753 diyor. Şuradan az bir şeyi yükseltebiliyor muyuz? Transfer şeyimiz nerede? Elim ayağıma dolandı. Bu oyuncuyu istiyorum gerçekten bütçeyi ayarla. Tamam şöyle yapalım. Evet. Hadi oğlum. Kabul et. Gözünü seveyim. Kabul etti. Evet. Bence baya iyi bir transfer oldu abi. Şu özelliklere bakar mısınız? Mevkisi için önemli olan özelliklerin hepsi iyi. Hepsi ortalamanın üstünde. Hava 15, top kapma 15, hız, dayanıklılık, güç. Yani tam hava top kapma bir stoper oyuncusu için Normal şeyler ama hız farkı yaratacak olan özelliği hız özelliği Cenk'in. İnşallah hayırlı olur. İnşallah kadromuza katarız. Bir aksaklık çıkmaz. İşte sağlık kontrolüydü bilmem neydi falan diye. Evet Cenk öz kaçar. Hayırlı olsun. 6 ay alt yapısından yetişmiş bir isim Lyon'a gitti. Lyon'da tutunamadı ardından Bundesliga'ya gitti. Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'ta 500 bine çok iyi fiyata almışlar adamı. Biz de ardından 4.3 milyon euro verdik ve kadromuza kattık. <laughs> ve transfer döneminde böylelikle noktalamış bulunuyoruz herhalde. Evet bugün bitiyormuş. Daha da kimseye teklifte bulunmuyoruz. Kapandı. Ee, şuradan taktikler diyelim. Sakatlığı falan var mı acaba? Evet ufak bir sakatlığı var. Yine bu maçta da Kızılkaya forma şansı bulsun. Ee, iyileştikten sonra artık Özkaçar şeyi alacak. Formayı kapacak. Evet bir değişiklik yapmıyoruz. Kapacağı direkt ilk 11 başlatıyoruz. Forvet'e Malik Batmaz'ı alalım. Oyun şekli kontrol her yerde. Her zamanki taktiksel ve mental her neyse o şeylerimizle sistemimizde karşılaşmaya çıkıyoruz. Sıradaki rakibimiz Mainz'dı. Mainz bizim bir basamak üstümüzde. Deplasmanda oynayacağız. Son 5 maçlarında 2 galibetleri, 2 beraberlikleri, 1 mağlubetleri var. Evet. Şimdi Burak Kapacağı hangi numarayı verelim? Uygun bir numara varsa Abi bunlar kitli mi? Şimdi bunların yerine koyamıyor muyuz? Tamam. Şimdi Burak Kapacağı o zaman abi biz e, Kaç numara verelim? 99 numara verelim. Tamam mı? Berat Özdemir'e de e, 20 8 numara verelim mi? Yok. Kaç numara verelim? 19 numarayı verelim Berat Özdemir'e de. 2 oyuncuya da forma numara, numaralarını verdikten sonra bu videodaki ilk karşılaşmamıza başlıyoruz. Ee, bakalım ligin ikinci yarısına nasıl bir başlangıç yapacağız? Galibiyetle mi başlayacağız. İnşallah temennimiz o yönde. <laughs> evet. İçeri doğru bir orta savunmamızı uzaklaştırdı. Tekrardan kaptılar. Atak yapan taraf maniz derken. Mvene ile 1-0 öne geçtiler 13. dakikada. Bizim bir karşı hatamız var. Etkin noktadan serbest vuruşta Orkun, Ko oh, kok <laughs> Orkun Kökçü'nün golüyle 1-1 eşitliği yakaladık. gerçekten Orkun'a her zaman dediğim gibi güvencim, inancım tam. Çok bedavaya aldık adamı yani. Hani zaten biliyorsunuz yani gerçekten futbol takip eden isimler Orkun'un ne kadar potansiyelli bir isim olduğunu biliyor. Ee, almamız zordu gerek yani normal şartlarda ama oyunu simülasyonunda boşa çıkmıştı ve teklifimizi kabul etti. Biz de e, kazmamıza kattık Orkun Kökçüyü. Neyse ikinci araya başladık artık ve Murielle. 2-1 öne geçti. Mainz Muriel'i kadrosuna katmışlar. Muriel de iyi bir topçu. iyi bir forvet. Fiorentina forması giyiyor gerçek hayatta ama simülasyonda Mainz'e gelmiş. Abi Kunde ile 3-1 yaptılar durumu. İkinci yarıda farkı ikiye çıkardı Mainz. Aslında abi bizim sorunumuz kaleci mi acaba ya? Berk baya bir şut kurtarıyor ama özelliklerine ve değerine baktığımızda baya bir düşük. Ee, aslında eğer üst lige çıkmaya başarabilirsek yeni bir kaleciyle anlaşabiliriz. Ee, şimdi Forvet'e Turan Çalanoğlu'nu alacağım. Zaten maçı kaybettik. Ee, birkaç tane çok fazla forma şansı vermediğim oyuncuları oynatalım. Ee, Karataş kapacağın yerine girsin. Halil İbrahim güzeli de Orkun Kökçü'nün yerine alalım. Üç değişiklik hakkımızı da kullandık. Evet. Bu maçı maalesef ki kaybediyoruz. Saniyeler kaldı artık. Evet burada Muhammed Gümüşkaya'nın içeriği çıkardı ortada. Kendi kalesine attı rakip topu. Ve farkı bire indirdi ama maç bitmek üzere artık. Son bir şut da çektik aslında. Gol olsaydı beraberliği yakalıyorduk ama olmadı. Evet ligin ikinci yarısındaki ilk maçımızdan Mağlubiyetle ayrıldık. Mainz karşısında 3-2'lik bir mağlubiyetle ayrıldık. Ee, bakalım hemen sıradaki maçımıza bakalım. Kimle yapıyormuşuz. Hain Tamla yapıyoruz. Evimizde oynayacağız bu müsabakayı. Biz 7. sıradayız. Rakip 12. sırada. Şey ne durumda. Evet Özkaçarı iyileşmiş artık. Özkaçarı ilk 11'e monteleyelim. Bakalım. Evet standart stoper. Standart stoper tamam. Kızılkaya'yı da yedeye koyalım. Koyabiliyor muyuz? Aynen koyabiliyormuşuz. Koyduk. Tamam bu şekilde ee, Rıdvan Yılmaz da iyileşmiş. Hemen onu Rıdvan'ı da yerine alalım. Sağ bekimiz zaten Uğur Tezel'de. Evet. Ve evet bunları da numara vereceğiz. 16 verdik. 30 verdik. Tamam. Oğlum Rıdvan'ın zaten numarası vardı. Ne bu? Bir daha niye numara verdik? Adamın opsiyonunu alsak bile yani yeni katılmadı ki. Adam ilk yarıda da bizdeydi. Numarası zaten veriliydi. Anlamadım neyse. Evet maç etkili başlayan taraf biz, biziz. Evet. Rakibin bir hata vardı. Kornel kullanacaklar. Maçın 10. dakikasında. Dönen topta bir kornel daha kullanıyorlar. Bir kornel daha kullanıyorlar. Az kalsın yiyorduk orada. Savunmamız uzaklaştırdı. Evet bir kornel daha kullanacaklar. <laughs> Abi bu ne ya? Adamlar full kul kornel kullanıyor. Yiyeceğiz en sonunda golü ha. Evet kontra atak şansı ama savunma girdi araya. Orada topu kaptık. Gümüşkaya Malik Batmaz 1-0 öne geçtik. Bu sezonki 10. golüne ulaştı Malik Batmaz. 36. dakikada attı bu golle. Ve ilk yarı bitmeden bizi 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. Haintam karşısında ikinci yarıya da başladık. Orada bir top kaybı yaşadılar. Burak Kabacak araya girmişti ama kaleci kurtardı. Malik Batmaz'ın şutunda bir karambol yaşandı ve foul verdi herhalde hakem orada. Bir gol daha gelirse rahatlayacağız. Gümüşkaya'nın içeri ortasına savunma araya girdi. Kornel kullanıyoruz. Bir kafa vuruşu ama gol gelmedi. Evet topa sahip olmada rakibin çok az da olsa üstünlüğü var. Malik Batmaz 2-0 yaptı ve rahatlattı bizi. 36 ve 76. dakikada attığı gollerle Malik Batmaz'ın üstünlüğümüz sürüyor. Orada bir foul yaptılar bize. Sarı kart gördüler. İçeri doğru Kökçü'nün ortasında Gümüşkaya 3-0 yaptı. Hatta belki de skoru tahin eden isim oldu. Muhammed Gümüşkaya bundan önceki hiçbir sezonda bu kadar gol atamamıştır büyük ihtimal diye düşünüyorum. E, hatta maçtan sonra da bakabiliriz. Bu sezon inşallah onun sezonu olacak. E, Recep Gül'ü yolladık. Kendisi kaldı takımda. E, bakalım Recep Gül'ün yokluğunu doldurabilecek mi? Doldursun diye bir de Burak Kapacağ'ı da aldık. İkisine de büyük yük düşüyor diyebiliriz. Gümüş Kaya'nın şuradan bakamıyormuş Hüseyin'e. Devam diyelim. Şimdi bakabiliyor muyuz? Yine bakamıyoruz. Devam diyelim. Şimdi bakabiliriz ama. Neredesin Gümüşkaya? Evet. 7 gol. Bak. Bu sezon kadar gol attığı hiçbir sezon yok. 7 gol bir de aynı zamanda 4 asist. Yani en iyi sezonunu şimdiden yakaladı 21 maçta. Daha önümüzde bir sürü maç olmasına rağmen. Haftanın takımına seçilmiş Malik Batmaz. Haftanın oyuncusu Metehan Altunbaş olmuş 22 yaşında şunu da hemen bir inceleyelim bakalım. Eskişehirspor'dan gelmiş Metan Altunbaş. Abi 2023-2024 sezonunda 26 gol, 8 asistlik performans göstermiş. Bayağı iyi bir performans. Şuradan profiline bir bakalım. Hızı, dayanıklılığı, gücü iyi. Şutu iyi. <laughs> Mevkisi için önemli olan özellikleri bayağı iyi. Agresifliği, yaratıcılığı düşük, liderliği düşük, pozisyon alması düşük. Yani benim için bu düşük olanlardan sadece önemli olan pozisyon alması biraz daha iyi olabilirdi. Onun dışında yani agresifliği her oyuncunun yüksek olacak diye birçok şey liderliği de aynı şekilde. Neyse oyuncuyu gözle diyelim. Şu an forvete ihtiyacımız yok ama ilerleyen zamanlarda elimizdeki forvetleri satarsak gözümüzün önünde dursun. Belki boşa çıkar bedavaya imzaları sözleşme belli olmaz. Evet sıradaki maçımız AOE ile olacak. Bu maça çıkmadan bence videoyu sonlandıralım. Devamını bir dahaki videoda izleriz. Çünkü biraz da transferle falan uğraşmıştık. Bu video bayağı uzun olmuş olabilir. Umarım video beğenmiştirsiniz. Karerin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.